Kocanı tutukladık, acilen para getirmen lazım. Dolandırıcılar yine polis kılığına girdi. Bu kez 38 yaşındaki ev kadınını kandırdı. Talihsiz kadın parasını, en önemlisi de güvenini kaybetti. Kocamı tutukladık dediler, savcılıkta dediler, aldattılar beni. Ne diye, ne istediler sizden? Para, altın bilezik aldım yanıma. Para vardı 300 milyon, 300 lira. Zaten elde avuçta o kadar parası vardı. Onu da dolandırıcılara kaptırdı. Sonra iç çeke çeke ağladı. Şu zaten sonra ağlamanın faydası yok. Boşver, onun oldu. Servet Kaynak 38 yaşında ev hanımı. Telefon dolandırıcılarının son kurbanı o. Kocam dediler, bir 5-6 yer dediler. Yapıyorsam var dediler. Ne diyor ona? Terör örgütü diye mi? Terör örgütü bir şeyler dediler. Karşısındakini polis sandı. Dolandırıcı olma ihtimali aklının ucundan bile geçmedi. Tereddütte kalıyorsanız bakın, özgür bir insansınız. Telefonu kapatın. Hocam banka geleceksiniz. Banka geliyorsunuz, tamam mı? Çünkü banka müdürünü dağıtacak biz orada. Ben dışarı çektim bunları söylemeden. Yanınıza ne aldınız bu sırada? Altın bilezik aldım yanıma. Para vardı 300 milyon, 300 lira. Kaynak parayı çöpe bıraktı, sonra uzaklaştı. Yazık ya, yazık. Sonra ne dediler size? Şey aldım, çöpün içine attın, oradan uzaklaşın, bomba var gibi dediler. Bomba var dediler. Parasını, bileziklerini kaptırdığını anladı. Çöpe gitti baktı, artık çok geçti. Peki ya evdekilere ne diyecekti? Dur, anangi de bir haber verir, anangi de. Duydum, ne bunu duydum anamdan. Duyduyorsan korkma, ne korkuyorsun anamdan? Servet Kaynak polise başvurdu, şikayetçi oldu. Şimdi tek bir isteği var. O da aynı taktikle 50 bin dolar ve 10 bin lirasını kaptıran Canan Karatay gibi parasına kavuşmak. Ben iyiyim hamdolsun, çok iyiyim. Paramı aldım. Herkese teşekkür ediyorum.